15 milyon, 17 milyon, 14 milyon. Ne oldu cerrah? Tümör. YouTube'da bahar, televizyonda bahar, her yerde bahar. Bahar da bahar, bahar da bahar. Bir hafta tatilimde oturdum, izledim. Birinci, ikinci bölümü tamamen izledim. 3, 4, 5'e de şöyle bir baktım. Güzel, diğer dizilerden biraz farklı. Konuşacağız. Film Muhabbeti kanalındasınız. Hadi başlayalım. Bahar dizisi tabii ki Kore uyarlaması. Kore'deki Doktor Jia dizisinden uyarlanmıştan biraz fazla. Birkaç bölümü izledim. Tamamen aynı olmuş. Bunda bir sıkıntı yok. Yani hatta Kore'den almak da mantıklı. Çünkü benzer kültürel yönler çok. O yüzden güzel oturmuş diye düşünüyorum. Yani başka ülkelerden, başka yerlerden dizi ya da film devşirmenin kötü bir tarafı yok. Hatta biz bayağı dizi pazarlıyoruz biliyorsunuz işte Muhteşem Yüzyıllar, Diriliş Ertuğrullar. Bu diziler hep başka ülkelerde izleniliyor. Bayağı da izleniliyor biliyorsunuz. Bayağı büyük bir pazarı var. Hele ki Arap ülkelerinde. Bunlarda bir sıkıntı yok. Biz de devşirirken, biz de alırken kendi uyarlamamızı yapabiliriz. Bu uyarlama güzel olmuş mesela Bahar ama Atiye değil. Hadi canım. Atiye'yi de araya sıkıştırdık bu arada. Neyse dizimiz tıp mezunu Bahar'ın ve kocası Türkiye'nin tanınmış cerrahlarından Yavuz Timuroğlu'nun evlilik hikayesine odaklanıyor. Kocası büyük bir cerrah ama kendisi kayınpederine ve çocuklarına bakmak için evde durmuş, ev hanımı olmuş, iki tane de çocuk getirtirmiş bir anne. Kocası ve sosyetik kaynanası tarafından sevilmeyen bir anne. Eskiden koca parası yemek için konkene giden kadınlar vardı. Konken ne ya? Şimdi de sosyetik derneklere gidip sosyalleşen, göz boyamak için para toplayan, bağış toplayan kokonalar var. Hatice Aslan'ın rolü de bu. Nevra Yavuzoğlu'nu oynuyor. Nefret ediyor gelininden ama onun sütünden, etinden faydalanıyor tabii. Ah, dolma getirmiş. Tabii bir de aldatma olayı var. Rengin Hanım var bizim diğer profesör doktorumuz. Bu ve Timur'un bir ilişkisi var. Tabii Türk dizilerinde bu olmazsa olmaz diyeceğim ama orijinalinde de var bu. Bahar'ın karaciğeri iflas ediyor. Organ nakli gerekiyor. Tahmin edin kimin organı tam uygun? Tabii ki kocası Timur Yavuzoğlu'nun. Ama Timur ve annesi kaynanamız meşhur yanaşmıyorlar organ vermeye. Ve Bahar artık ölecek gibi oluyor. Çok yakışıklı doktorumuz Evren hocamız kurtarıyor Bahar'ı, ölümden döndürüyor. Donör bulunuyor ve karaciğer nakli yapılıyor. Bahar hayata geri dönüyor ve şu sözleri söylüyor kocasına. Pardon, bunları söylüyor. Şimdi canını okudum şerefsiz. Yani kısacası. Şimdi ananı laciverde boyadım. Pardon? Evren hocamız hayatını kurtardığı için Bahar Hanım'dan Bahar'a evriliyoruz. Ve Bahar ilk olarak TUS'a giriyor. Deli gibi hazırlanıyor ve çok yüksek puan alıyor. Ve tahmin edin hangi hastaneye gidiyor? Tabii ki Timur Yavuzoğlu'nun hastanesine gidiyor. Orada Timur hocamız var, Rengin hocamız var. Bir kişi eksik, o da Evren hocamız. Evren hocamız da o hastaneye gidiyor, tayin oluyor ya da işte oradan istiyorlar, oraya gidiyor. Ve dizimiz profesör, operatör, başhekim, cerrah Kutsi'nin hastane dizisine bağlıyor. Dizinin bu denli sevilmesinin, YouTube'da milyonlarca izlenmesinin, televizyonda reyting rekorları kırmasının en önemli birinci sebebi Demet Evgar. Yani oyunculuğuyla tek başına diziyi sırtlıyor. Çok iyi oturmuş, çok iyi casting yapılmış. İkincisi de dizinin dram, entrika, komedi üçgeninde devam etmesi ve bu dozu hiç kaybetmek istemiyor. Yani mesela ilk bölümdeki karaciğer naklinde ortalık çok karışık, işte dram, entrika var ama sonunda kulağına eğiliyor ve biliyorsun o sözleri söylüyor. Yani biz buradan şu mesajı alıyoruz. Komedi hep bir tarafta olacak. Üçünü de çok iyi yapacak. Repertuarında çok iyi taşıyan kim var? Demet Evgar var ve böylelikle dizi çok izleniyor. Aslında en önemli sebebi de bu dizinin seyirci kitlesinin kadınların yani özellikle ev hanımlarının bam teline dokunuyor olması. Güçlü kadın demek yalnızca kariyer yapan ya da bilim insanı olan kadın demek değildir. Çocuk bakan, evlat yetiştiren, vatana millete faydalı bir evlat yetiştiren kadın da güçlü kadındır. Mesajın altı kırmızı kalemle kalın kalın çiziliyor. Bu arada Julia Roberts'ın bununla ilgili çok güzel bir filmi var. Wonder diye yani Türkçe mucize olarak geçiyor. Ona da bir bakmanızı tavsiye ederim. Güzel bir film. Dizide izlediğim kadarıyla gözümden kaçmayan bir mesele daha var. Bunu da bir şey
izleyici olarak görebiliriz. Her şey aşırı. Mesela kaynana yani kötü ama en kötü o yani. Ne kadar kötü kaynana? En kötü kaynana o. İşte kocası aldatıyor. Ne kadar çok aldatıyor. İşte metresi ne kadar metres? Ya evlen benimle. Boşan onunla. Evlen. Böyle her böyle aşırı. İşte Bahar ev işi yapıyor ama en ev işi yani. Kapıları bacaları boyuyor mesela. Dolapları boyuyor mesela. Gerçi orijinalinde de böyle var. Çünkü Kore dizileri ve filmleri de böyledir. Böyle fazla oynarlar. Bizde de öyle yapılmış. Sanki bu bana öyle geldi. Yani şunu diyebiliriz yani. Şunu unutmamak lazım ki mükemmel bir dizi yok. Yani her dizi işte Muhteşem Yüzyıl olsun, İkinci Bahar olsun, Kurtlar Vadisi olsun, Evladilik olsun, ömrümüz boyunca unutmayalım. Böyle bir şey yok. Bu dizi de ailesi ve çocukları için hayallerini ertelemiş veya tamamen sünger çekmiş Anadolu kadınının rüyalarını ve hayallerini gerçekleştirdiği için seyirci kitlesini tam kalbinden yakalıyor. Umarım böyle de devam eder. İyi seyirler.